Merhaba sevgili öğrenciler. Ben matematik öğretmeni Hasan Yağın. Bu videomuzda sizlere EIS 21. Föyün arkasında bulunan ödev testlerini çözeceğim. Evet, soru çözümüne şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, birinci sorumuzda verilenlere bakacak olursak x eksi 2 ortak parantezden alırız arkadaşlar, değil mi? X eksi 2'ler ortak. X eksi 2 ortak parantezden alırsak ne kaldı arkadaşlar? Burada y kaldı, burada 3 kaldı. Y artı 3 oldu. X eksi 2 çarpı y artı 3. Adana. Çarpanlarından değildir diyor arkadaşlar. Hangi şuradakilerden hangisi ifadesi çarpanlarından biri değildir diyor. Burayı ne parantezine alalım? 8xy parantezine alalım. 8xy parantezine aldığımızda burası kaç kaldı arkadaşlar? X eksi y kaldı. X eksi y bunun, bakın x artı y olmaz arkadaşlar. Y eksi x ise x eksi y olabilir. Bunu eksi parantezine aldığınız zaman bu bir çarpandır. 2 de var zaten burada çarpan olarak. 2x olabilir, x olabilir. Ama x artı y'li çarpan olmaz arkadaşlar. Burada x çarpan yok. Bunların her biri bu ifadeyi böler. Ama x artı y'yi bu ifadeyi bölemezsiniz. Bir çarpan değildir. İfadesinin değeri kaçtır diyor arkadaşlar bu soruda. Artı z 6, y artı x artı y 4 ifadesinin değeri kaçtır? Burada ne yaparız? X'ler x parantezine alalım şu ikisini. O 4 terim varsa iki gruplandırarak çarpanla ayırabiliriz. X artı y diye çarpanla ayıralım. Bunu da z ortak parantezine alalım. X artı y de buradan gelsin. Her iki terimde de x artı y'ler ortak çarpandır. X artı y ortak parantezine alacak olursak geri kalanlar da x artı z'dir. Evet, x artı y kaçtı? 4'tü. X artı z 6 çarpımları 24 oldu arkadaşlar. Evet, bu sorumuza bakalım. Burada bakalım arkadaşlar. İki kare farkı var burada. İki kare farkında birinci terimi x artı 2 olarak yazarız. İkinci terimi de x eksi 2 olarak yazdık. Sonra ilk terimi yine birinci aynen yazdık. İkinci terimi de işaretini değiştirerek yazıyoruz. Eksi x artı 2 diye yazıyoruz. Buradan 2'ler gitti. Burası 2x oldu arkadaşlar. Burada da x'ler gitti. 4x de, 4 de buradan geldi. Sonuç 8x. 8x geldi. 8x de 4'ün cevabı arkadaşlar. Bunun cevabı da 8x geldi. İfadesi tam kare olduğuna göre m'nin negatif değeri kaçtır? Arkadaşlar m'nin negatif değeri tam kare ifade edildiği zaman x kare artı m artı 4x artı 25 tam kare ifade x diye yazarız arkadaşlar. Bunu da eksi 5 eksi 5 diye yazabiliriz. Bu ifade ne olur o zaman? Ortadaki terim kaç gelecek? Eksi 10x gelecek. Ortadaki terim eksi 10x olursa o zaman m artı 4 de m artı 4 nerede de eksi 10x eşit. M artı 4'teki m eşit. Eksi 10 eşit arkadaşlar. M'nin değeri de eksi 14 geldi. M'nin değeri de eksi 14. Evet, a kare artı b kareyi istiyor bizden. Şimdi şu özdeşitleri bilirsek işimiz kolay olur arkadaşlar. A kare artı b kare özdeşinin a eksi b'nin karesi artı 2ab şeklinde yazabiliriz. Bakın bu ifadeyi açtığınızda a kare eksi 2ab artı b kare gelir. Eksi 2ab de birbirine götürür. A kare artı b kare kalır. A eksi b'nin değeri 6'dır. 36. A çarpı b de 4. Sonuç 40 geldi arkadaşlar. Cevap Ceyhan. Bu ifadesinin çarpanına ayrılmış hali diyor. Bunu da 2x ve x olarak yazarız arkadaşlar. Çarpanları buradan bulalım. 11 istiyor. İki sayının çarpımı olacak. Buraya kaç diyelim? 4 diyelim. 4. Buraya da 3 diyelim. X'e de eksi verelim. Eksi 8x. Eksi 3x de eksi 11x'i verdi. O zaman çapraz çarptık. Ortadaki terimi bulduk. O zaman paralel yazarız. 2x eksi 3 çarpı x eksi 4 diye de çarpanlarına ayırmış olduk bunu. 2x eksi 3 çarpı x eksi 4. Evet, cevap Denizli. Evet, a küp a kare ifadesinin çarpanları aşağıdakilerden kaçtır diyor arkadaşlar. Bu ifade de a eksi 2'nin küpüdür arkadaşlar. Çünkü a eksi 2'nin küpünü için buradan bunu yakalayabilirseniz bunu anlarsınız arkadaşlar. O da nedir? A eksi 2'nin küpünü açacak olursak mesela açılımdan eksi 2'nin küpü geldi. A'nın küpü geldiyse
İkinci terimde 3'ün 1, 0 dese 3'ün 1'i sen 3 geldi. 2 ile çarptığınızda arkadaşlar 6 gelir. Açalım bunu. Bunu görmeniz tabii birden görmek zor ama bunu arkadaşlar 2'nin küpü, A'nın küpü geldiğine göre buradan bunu yapabiliriz arkadaşlar. Kaç geldi? Bakalım. 3'ün sıfırlısı açılımını öğretelim size bunun. 3'ün sıfırlısı A'nın küpü eksi 3'ün birlisi A'nın karesi çarpı 2'nin birlisi. Sonra 3'ün birlisi A çarpı 2'nin karesi. Sonra da 3'ün sıfır üçlüsü 2'nin küpü gelir arkadaşlar. Bu da küp eksi 6A kare artı 12A eksi 8 gelir. Bu da A eksi 2'nin küp açılımıdır arkadaşlar. Binom açılımını iyi bilenler çabucacık bu sorunun çözümünü anlarlar. Yani görürsünüz bu soruyu. Arkadaşlar bu tür çapında ilmeği de yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bunu da çözmemizde fayda var. Evet geçelim bu sorumuza. Burada da x eksi evet arkadaşlar x artı 3 eksi 2 bakın arkadaşlar ortak parantezi alma var. Eksi parantezini alacağız şimdi buraya. X eksi 2 ile x eksi 3'ün ortak bir yeri yok ama şu ifadeye baktığımızda bunlar ters işaretli. O zaman bu ifadeyi, şu ifadeyi eksi parantezine alalım. X eksi 2y, x artı 3y eksi 2. Bunu eksi parantezine alsak bu eksi çarpma işareti olduğu için ta buraya gelecek arkadaşlar. Çarpmayla eksi işareti yan yana olmayacağı için bu eksi işaretimiz bu eksi işareti artıyı etkiler burada. İşaretini değiştir. Eksi olarak yazılır. X eksi 3y oldu. Bunun işaretini biz değiştirdiğimiz için bir parantezi hatırlayalım. X mesela bu parantezin içindeki terimler işaretini değiştirdiğimiz zaman dışarıya bir tane eksi koyarız arkadaşlar. Biz bu eksiği çarpmayla eksi işareti yan yana olmayacağı için biz bu eksiği şuradaki toplama işlemiyle etkileştiriyoruz arkadaşlar. Bunlar birbiriyle çarpılıyor. Artı ile eksi çarpışıyor. Burada işaret değişiyor. Eksi oluyor. Tabii bunun işaretini şimdi biz ne yaptık? Değiştirdik. Bunun içine olacak. Bu da aynı şekilde x artı 3 eksi 2 oldu. X artı 3 eksi 2 oldu. X artı 3 eksi 2 parantezini alırsak kalanlar kimdir arkadaşlar? X eksi 2'ye kaldı. Burada kalan da arkadaşlar şöyle yazabilirsiniz. Daha rahat görmeniz açısından. Evet. X artı 3 eksi 2. Buradan da eksi ile etkiledik. Eksiler birbirini götürdü. 3y kaldı. Eksi 2'ye y kaldı burada arkadaşlar. X artı 3y eksi 2 çarpanlardan biridir. X artı 3y eksi 2. Evet buradan bunları parantezine aldığımızda evet burada eksi kalmıştı arkadaşlar. Yani x artı 3y eksi 2 burada yok. Bakın orta o zaman çarpanlardan biri kimdir? Y'dir arkadaşlar. Çarpanlardan biri diyor arkadaşlar. Onun için bunu alacağız. İfadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bunu da şöyle yapabiliriz. Eksi 4 ise x diye açalım. Eksi 1'e kaç dedik? 5 desek çarpan olarak 5x. 4x daha 9x geldi. Olmadı. Bunu eksi 2 ise 2x diye açalım. Çarpanları 5'e 1. 5'e 1 desek arkadaşlar buradan da bu gelmedi. O zaman bu yani 1'e 5 desek bu büyük değerler geliyor. Olmaz. O zaman eksi 4 ise x'i yazalım yine biz. Bu sefer buraya kaç dedik? Arkadaşlar 4x dedik. 5 dedik. Fazla gelir burada. Bunun çarpanını şu şekilde alabiliriz. Tekrar bakalım arkadaşlar. Yani eksi 4 ise istedik. 5'e 1 desek 5 fazla gelir. O zaman buraya 5 dedik. Buraya da 1 dedik. Evet. Bakalım arkadaşlar. Eksi 4x 9x geldi. Olmadı. Ya pardon burası oldu ya. Biz bir gördük. Biraz önce oluyormuş ama biz gözümüzden kaçtı. Eksi 4x artı 5x. X'i verdi arkadaşlar. X'i verdi. Evet sorun yok. O zaman bunun çarpanları kaçtır? Bu ifadenin çarpanları eksi 4x artı 5 çarpı 1'dir arkadaşlar. Eksi 4x artı 5 de çarpanlardan bir tanesidir.
Şimdi burada arkadaşlar bakın 12 eksi 7'ye a derseniz bu da bakın parantez bu ifadenin karesini açalım bakın bu ifadeyi açalım şimdi. 12,7'nin karesi artı 2 çarpı 12,7 çarpı 6,7 artı 6,7'nin karesi de buradan geldi. Eksi 4 çarpı 12,7 çarpı 6,7. Arkadaşlar şu iki, şunları toplarsak ne gelir burada? Burada eksi gelecek bakın. Şu gitti. Bununla bunu toplarsak yani bura ne olur? O zaman şöyle pratik yapabiliriz arkadaşlar. Bakın şuradan şu pratiği yaparız. Bununla şunu toplarsak eksi 2 tane kalır. Eksi 4 tane burada var. Aynısından 2 tane var. Eksi 2 tane kalır. Şunu şuraya eksi yapalım. Aynı şeye getir. Şunu sildik o zaman. Yok o zaman. Ne olur? Şunu şöyle silebiliriz. 4 tane burada vardı. 2 tane burada. İkisini toplarsak ortadaki eksi oldu. A'nın karesi B'nin karesi var. Bunların çarpımlarının iki katı ortada eksi olarak var. O zaman bunu nasıl yazacağız arkadaşlar? Eksi diye yazdık. Bunu da şöyle yazarız o zaman. 12,7 eksi 6,7'nin karesi diye açabiliriz. Yani bu ifadeyi de bu şekilde tam kare şeklinde yazabiliriz. 12,7'den 6,7 çıktığında kaç kaldı? 6 kaldı. 6'nın karesi de 36 gelir. Cevabımız 36. Evet. Diğer sorumuz iki kare farkından özdeşine iki kare farkı özdeşine yararlanarak ifade etmeye çalışan bir örneğin aşağıdaki hangisini bulunur? Aşağıdakilerden hangisini bulur diyor. Arkadaşlar iki kare farkı özdeşliğini kullanalım. 2018'den sonra kaç var? 2020. 2000 pardon 2018 2020 diyelim. 2020 eksi 2'nin 2020 eksi 2 2018 yapar. 2027'ye de kaç koyacağız? 2 koyacağız arkadaşlar. 2020 artı 2. Bunun açılımı da ne yaptı? 2020'nin karesi eksi 4 yaptı. Cevap Denizli. Sayısı aşağıda hangisinden tam bölünemez diyor arkadaşlar. Tam bölünemez diyor. 3 üzeri 6 eksi 1. 3 üzeri 6 artı 1 diye yazdık. Evet, 3 üzeri 6 artı 1. Buradan kaç geldi arkadaşlar bu? Bunu yapalım. 3 üzeri 6'nın çarpanları kaçtır? 3 üzeri 6'yı buradan bulalım. 3 üzeri 3 eksi 1. Yani 3 üzeri 2'nin 3 üzeri 3 eksi 1. 3 üzeri 3 artı 1 diye bunu yazabilirsiniz. 3 üzeri 6 1'i de şöyle bu ifadeyi de şöyle yazabiliriz. 3'ün karesinin küpü artı 1 diye yazabiliriz arkadaşlar. Yani bunun yerine şunu yazdığımızı düşünün. 3'ün karesi artı 1'i de açalım. Açılımından gidelim buradan. 3'ün karesi artı 1 çarpı 3'ün karesinin karesi 4 eksi 3'ün karesi artı 1 de buradan geldi arkadaşlar. Açılımdan geldi bakın. A küp artı 1'in küpü şeklinde biz bu ifadeyi yazdığımız zaman bu gelir. Burası kaç oldu? 27. Bir çıktı 26. 28. 9. Bir tane 10 var arkadaşlar. Buradan kaç geldi? 81. Eksi 9 artı 1. 72, 73 yapar burası da. 73 geldi arkadaşlar. 81. 3 üstü 4, 81 yaptı. 9 çıktı. 72. 81'den 9 çıktı 72. 73'te burası geldi. Evet. Arkadaşlar hangisi tam bölünemez? Bunu 12 çarpı 13 asal çarpanlara bulalım. 2 üzeri 4 çarpı 7 var. 10 var. 5 geliyor zaten. Bir de 73 var. Arkadaşlar 140'ta 140 bölünür. Bakalım. 4 bölünür zaten. 4 kere 2 8 çarpı 56 bölünür. Buradan kaç geldi? 130 bölünür mü? Bölünür. 140 bölünür mü? Bakalım. 140 7 14 çarpı 10 140 da bölünür. Ama 74'ü bulamayız arkadaşlar. 74 çarpan olarak yok. Bak 73 var. 74'ün çarpanları burada. Bu çarpanlar içinde yok. 74 bölünemez arkadaşlar.
Geçelim diğer sorumuzda. Bu her bölgenin alanını istiyor bizden. X artı 4'ün karesinden neyi çıkartacağız? X artı 4'ün karesinden x eksi 1'in karesini çıkartacağız arkadaşlar. İki kare farkı yapıyoruz. X artı 4 artı x eksi 1 diyoruz. X artı 4 eksi x artı 1 de buradan geldik. Artı 3 geldi. Buradan da 5 geldi. Bunun çarpanları da 10x artı 15. Evet, alanımızda 10x artı 15 bulundu. Evet, burada da arkadaşlar burada da x küp y küp var. 34'müş. Aşağıya 3'e çarparsak ne oldu? X küp artı toplayalım arkadaşlar. 3'e çarpıp topluyoruz. 3x kare y artı 3x y kare artı y küp. 64. Şu açılımı görürseniz yani binom açılımında işimiz kolay arkadaşlar. Bu da neyin açılımıdır? X artı y'nin küp açılımı arkadaşlar. X artı y'nin küp açılımı 64 ise x artı y'nin toplamı da 4. Ödev testi. Burada arkadaşlar bakacak olursak burada a kare b kare diyor. Ne yapalım? Şunu da şunu alalım. Şunu da şunu. Şunu da şunu alalım. Bakın burada ne parantezini aldık? A parantezini alalım. A eksi 2 b kaldı. Burada da eksi a parantezi kaç parantezini alalım biz bunu? A eksi 2 b'yi bulduk burada. Bunu da bunu alalım arkadaşlar. Şu ikisini aldığımız zaman eksi 3 y parantezini aldık. Eksi 3 y parantezi yok. 3 y parantezini alalım biz burayı da. 3 y parantezini aldığımızda a eksi 2 b kaldı. Ve burada da ne parantezini alıyoruz? Ortak elemanlar, eksiler ve x'ler var. Eksi x parantezini alalım. Eksi x parantezini aldığımızda a artı 3 y kaldı. Şimdi şu iki terimde ortak parantezini alalım. A eksi 2 b parantezini alalım. A artı 3 c kaldı. X çarpı A artı 3 c var. A artı 3 c parantezini alırsak da burayı. Şimdi şu ifadeler de ortak terimler A artı 3 c'ler. A artı 3 c ortak parantezini alalım burayı da. A eksi 2 b eksi x kaldı. A artı 3 c çarpanlardan biridir arkadaşlar. Evet. A kare b kare eksi c kare artı 2ab ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. En sade şeklini istiyor arkadaşlar bizden. Buradan yapalım. Ne yazarız arkadaşlar? Şimdi şunu açalım. Buradan ne geldi? A eşittir. B şöyle yazalım. A artı c eşittir. B olsun. Açılımını yapalım. Evet. Bunu açalım arkadaşlar. B'nin yerini yazacağız. Ona bir bakalım. Evet. A kare artı 2ac artı c kare eşittir b kare diye yazalım. B karenin yerine bunları getirip yazalım arkadaşlar. B karenin yerine bunu getirip yazdık. Ne oldu? A kare burada vardı. 2 tane A kare oldu. Efendim 2 AC oldu. C kare birbirini götürdü. 2 AB kaldı. Evet. Buradan da ne parantezini alabiliriz biz bunları? Evet. Buradan da böyle yazabiliriz. 2 parantezini alalım bir. Parantezini aldık. Bir de A parantezini aldık. Hepsinde A var. A oldu. Ne kaldı? A kaldı. C kaldı. Bir de B kaldı arkadaşlar. B neydi arkadaşlar? A artı C yerine de A artı C yerine de ne yazarız? B yazarız. A artı C yerine de B yazdık arkadaşlar. Ne oldu sonuç? B yazarsak 2B. Ya da burada 4AB geldi arkadaşlar. Bu da 4AB olarak bulunuyor. Evet. Bize 8 basamaklı doğal sayı olmak üzere C artı G toplamı kaçtır? 8 basamaklı arkadaşlar. Bakın bu kaç var burada? 10.000 var. 10.000'e ne ilave ettik arkadaşlar?
10.000'den 5 çıkartalım. 10.000'e 5 ilave edelim. Eşittir. Bu ifade A, B, C, D, E, F, 2, 4, E, F, G, H. Bu da 10 üstü 4'tü. 8 eksi 25 elde arkadaşlar. B, C, D, E, F, G, H. 10 üzeri 8, bakın burada 10 üzeri 4 ile 10 üzeri 4'ü çarptığınızda 10 üzeri 8, yani 10 üzeri 8. 8 tane sıfır var arkadaşlar. 4, 6, 8. 25'i çıkartırsanız bu sayı kaçtı? 10'dan 5 çıktı, 5 kaldı. 9'dan 2 çıktı, 7 kaldı. 9, 9, 9. Evet. Burada kaç basamaklı arkadaşlar? 8 basamak. 2, 4, 6, 8. 9 basamaklıydı. Burada 1'i aldığımız zaman hep gerisi 9 basamaklı kalacak. 2, 4, 5. 2, 4, 6, 7. 8 basamaklı oldu. Bu dolayısıyla bizden C artı G istiyor. C'nin değeri 9'dur. G'nin değeri de 7'dir. 9 artı 7, 16 yaptı arkadaşlar. Bu toplamda 16 yapar. Olduğuna göre şu verilenlere bakacak olursak X artı Y toplamının alabileceği pozitifleri kaçtır diyor. X artı Y toplamı dediği için bakalım arkadaşlar buradan taraf tarafa ne yapalım biz bunları? Toplayalım. X kare artı Y eşittir 12. Y kare artı 13. Toplayalım. X kare artı 2xy artı y kare eşittir 25. X artı y'nin karesi kaçtır? 25'tir. Yani 5'in karesi y'nin pozitifleri de 5'tir arkadaşlar. Cevap Edirne. Burada çember çizilmiştir. X artı y 6 birim diyor. O A X'tir. O B Y'dir. Burası Y birimdir. X artı Y. Evet arkadaşlar. OB uzunluğu Y birim. OA uzunluğu X birim. X ile Y'nin toplamı X, şu X, şu Y'nin toplamı 6. Bu yarı alan 12 pi santimetre kare olduğuna göre küçük çemberin çevresi diyor bize. Böyle bölgenin alanı bu iken ne yaparız? Pi çarpı Y'nin karesi arkadaşlar. Dıştaki dairenin alanından kimi çıkartırız? Pi çarpı X'in karesini çıkartırız. Dıştaki dairenin alanını çıkarttığımız zaman boyalı bölgenin alanı kalır. O da 12 pi'ye eşit. Buradan pi'ler gitti. Y eksi x çarpı y artı x. 1, 12 diye yazıyoruz. X artı y'nin toplamı kaçtır? 6'dır. X eksi y'nin toplamı da, y pardon, y eksi x'in toplamı da 2'ymiş. Y eksi x'in toplamı 2. Y artı x'in toplamı 6. Bunları götürelim. Y'nin değeri 4 geldi. X'in değeri de 2 gelir arkadaşlar. Çemberin çevresini istiyor. Çevre neydi? 2 pi r'ydi. Pi çarpı r'miz kaç? 2. Bu da 4 pi yapar arkadaşlar. Çevremiz 4 pi geldi. Evet arkadaşlar bu sorumuza bakalım. Sayının karelerin farkını bulmak için her sayının üstünü 2'ye böler. Sonra da bu sayının sayıların birbirleriyle toplamları ve farkları çarpılır. A ve B gibi iki sayının karelerin farkı bu şekilde veriliyor. Yukarıda verilen kurala göre B bir doğal sayı. A B'den büyük ve A iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere kaç tane AB sıralı ikilisi için bu eşitlik sağlanır diyor. Yani bu eşitlikte ne vardı arkadaşlar? Hatırlayalım. A artı B çarpı A eksi B var. O zaman A eksi B'nin değeri kaçtı? 1'dir. A B'den büyüktü. Ve A iki basamaklıydı arkadaşlar. A iki basamaklı. A'yı kaç olarak alırız? 10 olarak alırız. B'yi de kaç olarak alırız? 1 olarak alırız. Pardon, 9 olarak alırız. Aradaki fark 1'dir bakın. Bunları yerine koyduğunuz zaman bu eşitliği sağlıyor arkadaşlar. 10'a 1. Aradaki fark hep 1 olacak sayıların. 10'a 1'den başladık. 99'a 98'e kadar gideriz arkadaşlar. Kaç tane sayı var burada? 99'dan 10 çıktı. Terim sayısı son terim eksi terim. 89 bölü 1 artı 1 90 tane arkadaşlar. İstenen sayısı burada. 90 tane böyle ikili sayısı vardır. AB ikilisi vardır. Evet. 10'dan 99'a kadar. Yani bir 11'den başlasa 99'a kadar 89 tane yapar. Bir tane de 10 olduğu için 90 tane yapar. Oradan da hesaplayabilirsiniz.
Evet arkadaşlar, bu da karekökleriyle ilgili bir soru. Şimdi burada bu karekök profillerinin paylarını işleyip yapmaya kalkarsak çoğu zaman kaybederiz. Pratikte onu öğretelim. Yüzün çarpanları kaçtır? Arkadaşlar 10, 10, 10 bölü 7'ye 10 bölü 7 diye yazarsınız. Bunları yazdık. Bu da 3 bölü 5'e 3 bölü 5 diye yazılır. Çarpalım bunları. 30 bölü 35, 30 bölü pardon. Çarptık burayı. 30 bölü 35. 30 bölü 35. Efendim. Bir tane de 30 bölü 35 geldi burada. Ne oldu? Bunlar eksi çünkü. Eksi 60 bölü 35. 5'e böl 12. 5'e böl 7. Ortadaki terimi verdi mi? Verdi. O zaman 10 bölü 7 bu ifadeyi 10 bölü 7 eksi 3 bölü 5'in karesi şeklinde yazarız. Şimdi alırız. Burada dışarı mutlak değer içinde 10 bölü 7 eksi 3 bölü 5 diye çıkar. Bunu çarpalım. 50. 21 çıktı. 29 bölü 35 geldi arkadaşlar. Cevabımız Edirne olur. Evet arkadaşlar, bu föyümüzün de ödev testlerini çözdük. Bir adım ötesi sorularını da bu föylerin ödev testlerinin çözümü yapıldıktan sonraki bölümde bir adım ilerisi sorularını da orada çözeceğiz arkadaşlar. Hoşça kalın.